Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Ermeni asıllı bestecimiz Bimen Efendi'den ve Atatürk'le arasında geçen bir hadiseden ve bu hadiseye atfen aldığı soyadından bahsedeceğim. Bimen Efendi 1873 yılında Bursa'da doğar. Babası, annesi ve kardeşleri musiki ile meşgul olduklarından musiki ortamında yetişir. Bestelediği eserlerin yanı sıra hanendeliğiyle de tanınan Bimen Şen, düzenli bir musiki eğitimi almamış, 8 yaşlarında Bursa Ermeni Kilisesi'nde ilahi okumaya başladığı sıralarda sesinin güzelliği ve musikiye olan kabiliyetiyle dikkati çekmiştir. 1884 yıl başlarında Bimen 11 yaşındayken Bursa'ya gelen Hacı Arif Bey'in onu dinleyip sesini beğenmesi üzerine Bimen'e İstanbul'a gitmesini tavsiye eder. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 14 yaşında İstanbul'a gider ve bir Ermeni bankerin yanında çalışmaya başlar. Bir müddet sarraflık yaptıysa da hanendeliği devam ettirir. Onun okuyacağı günler kiliseyi Ermenilerden çok musiki meraklısı Müslüman hafızların, Müslüman hanendelerin doldurduğu söylenir. İlk meşkini Hacı Arif Bey'den almasının ardından Lema Atlı'dan gördüğü musiki dersleriyle kendini yetiştirir. Onun musikideki gelişiminde Rahmi Bey, Tamburi Cemil Bey, Neyzen Aziz Dede, Hacı Arif Bey, Şevki Bey gibi musiki üstadlarının önemli katkıları vardır. Şöhreti ve besteleri 1. Dünya Savaşı ve onu takip eden mütareke yıllarından itibaren yayılmaya başlar. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra okuyuşu Atatürk tarafından da beğenilir. Ankara'ya ve Dolmabahçe Sarayı'na çağrılarak buralarda düzenlenen musiki icralarına katılır. Bu icralardan birinde Atatürk Bimen Efendi'yi huşu içinde dinledikten sonra "Bimen Efendi, sizin eserlerinizin hepsi çok güzel, çok üzünlü. Hiç şöyle şen bir şarkınız yok mu?" diye sorar. Bimen Efendi biraz düşünür fakat şen bir şarkısı yoktur. Atatürk'e "yok" demez. "Paşa Hazretleri, bana biraz müsaade eder misiniz? Ben biraz kenara çekilebilir miyim?" der. Atatürk "müsaade sizin, buyurun" der. Bimen Efendi yarım saat kadar sonra "yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen, dilim şen, hem revim şen, hem serim şen, hem demim ruşen. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi iyi şu işrette, içen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yaru ayar şen" güfte ve bestesiyle döner. Bu şarkının güftesini dikkatli incelerseniz önceden yazılmış olmadığı anlaşılır. Tamamen improvize, yani eski tabirle irticalen yazılmıştır. Başta Atatürk olmak üzere geniş kitleler tarafından çok beğenilen bu şarkısı günümüz tabiriyle tam bir hit olur. 1934 yılında çıkan soyadı kanunu ile Bimen Efendi Atatürk'le arasında geçen bu hadiseye atfen Şen soyadını alır. Yahya Kemal'in bestelemesi için Varşova'dan gönderdiği "Mevsim sonu yaz bağladı gülşen yanımızda" mısra ile başlayan dörtlüye yaptığı beste ve dolayısıyla Süleyman Nazif'in söylediği "ebedi nazı mıdır sanatı feryadımızın, öperiz ağzını hep Bimen üstadımızın" beyti dönemin sanat çevrelerindeki yerini göstermesi bakımından anlamlıdır. Kendisi herhangi bir müzik enstrümanı çalmadığını, nota bilmediğini, eserlerini başkalarının notaya aldığını, musikiden ve eserlerinden para kazanmadığını söylemiştir. Bimen Şen 26 Ağustos 1943 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Yepyeni bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.